Merhaba arkadaşlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günün tamirleriyle karşınızdayım. Bugün dev derbi yorumlayacağız. Saat 7'de arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika var. Bu maçı yorumlayacağız arkadaşlar. İlk önce e, Liverpool toplu maçını yorumlayacağız. O da büyük güzel bir maç olacak. İngiltere Premier Lig'de bu maçta yorumlayabiliriz arkadaşlar. İki maçı da sizler için inceledim. Gayet güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Beşiktaş Galatasaray maçı ki hele ki e, güzel bir derbi inşallah yani e, kırmızı kartların yaşanmadığı haksızın olmadığı bir derbi olur. Yani hak eden kazanır diyelim. Ve emeği saygıysam videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. VIP kuruma gelmek isteyenler videonun altında soranlar oluyor arkadaşlar grup e, videonun altında linkler var arkadaşlar. Facebook olsun, Instagram olsun oradan da tıklayıp bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İki maçı da yorulmayacağız arkadaşlar. En son attığım takip videosunu da izleyin. Güzel taktikler geliyor. Gerçekten efsane programlar da vereceğim arkadaşlar. Efsane kazançlı çıkacaksınız. E, bugün de güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İki dev oyuncu Abubakar ve Icardi arkadaşlar. Yani burada ee, da iyi arkadaşlar ama Abu Bakar bence tüm oyuncuları katlayacak bir oyuncu. Becerisi çok fazla. İkarların becerisi fazla. Yani adama atıyorlar, gol attırıyor. Her neyse ikisi de tartışılır bir oyuncu ama bana göre Abu Bakar'dır. Ee, göreceğiz zaten bu akşamda. Geçelim e, Liverpool-Tottenham maçına. E, umarım güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Değerli dostlar Tottenham Liverpool Tottenham arkadaşlar. Liverpool kendi evinde e, Tottenham ağırlığı en son maçını Liverpool depasmanı 2-1 şeklinde kazandı. 1.35 oran çıkmış Liverpool'a Tottenham'a 4.46 oran çıkmış arkadaşlar. 2.5 gol üstünde e, 1.23 oranı var. Ben burada Tottenham'ın bir gol atacağını düşünüyorum. Yani bir bir var ama bunu değerlendireceğinize 1.31 oranda karşı gol veren alın arkadaşlar. Değerlendirin. 2.5 buçuk ve arkadaşlar 1.40 da bu şekilde yapabilirsiniz. 2.5 ve var şeklinde de yapabilirsiniz. Maç boyunca 3.5 gol üstü arkadaşlar. Tek atın 3.5 gol üstü düşünüyorum. Bu maçın da güzel olacağını düşünüyorum. Maç boyunca 8.5 üst kornerini değerlendirin arkadaşlar. Hatta 9.5 üstüne de gidebilir. 9.5 de değerlendirebilirsiniz. Ee, bu maçın sürprizini depin 2 golünü değerlendirin. 2.38 oranı var. Değerlendirin arkadaşlar. dep basman en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Ben burada e, ee, karşı deplasmanda da genelde atabilmiş mi? Yani bir tarihe göre baktığımızda toplamın attığını hiç düşünmüyorum. Çok zor maç ama biz yine bir sürpriz arıyoruz. ya yani bu oranlardan, bu maç sonucu oranlardan ben sürprizini arıyorum. Onun için yani sürpriz deplasmanda kazanırsa şaşırmayın. Onu söyleyeyim bir kere. Bu maça varını. üç 3.5'un arkadaşlar ayrıyetten de ilk yarı sistem kumanızda 1.5 gol üstünü deneyin. 1.80 oranı var. Sürprizi sadece Depin iki golü e, arkadaştır. Burada değerli dostlar ev sahibinin en az bir gol olacağını düşünüyorum. ilk yarıdan 1.10'unda 1.10'un da oran arkadaşlar. 32 oranı var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu maça karşılıklı gol var. Değerli dostlar var ve buçukta sisteminde oynayabilirsiniz. Ben bu maça karşı gol var diyorum. Sürprizde dep basman iki gol atar arkadaşlar bu şekilde ilk yarıda e, bir buçuk hani normal şekilde oynamak isteyenler ilk yarı bir buçuk konu alsın arkadaşlar varını e, oran düşük bunlar ilk yarı bir buçuk gol üstünde değerlendirebilirler. Geçelim derbi maçı arkadaşlar. Şimdi en son maçı Galatasaray genelde iki maçı da kazanmış. Yani kendi evinde 2022'de kazanmış. Beşiktaş ne yapmış? Kendi evinde Galatasaray'a karşı kaybettiği bir maç yok. Genelde 2-0-1-1-2-1 e, ayarlı bir şekilde yenmiş. İddian açmış. Deplasmana 2 10 oran açmış. Galatasaray. Beşiktaş'a 2.39 yani Beşiktaş'ı şey görmüş. E, ee, kör Yani burada kazanamaz diyor. Galatasaray kazanır. Fenerbahçe'nin yendiği bir haftada burada Galatasaray tabii ki yani yenerse yine 6 puan yapacak. Yenemezse de 3 puanda kalacak. Yani yendiği haftada bence yendirmezler düşünüyorum. Bu maç baya bir riskli. Genelde çoğunlukla e, maç hep berabere götürmüş Beşiktaş kafa kafaya. Burada varını değerlendirin. İki takımdan da iki forvet oyuncusundan da birer gol bekliyorum. Ya Uvakar Yecek burada. Burada da Kerem. ikisinden bir atar arkadaşlar. Karşı gol varını değerlendirin. Oranınızı şu şekilde yükseltebilirsiniz. 1.51 orandan da değerli dostlar. E, üst ve var şeklinde 1.51'den de değerlendirin. Ama bunu değerlendirmeyin. Sadece dediğim üzere KG var. 2.5 gol üstü. Maç boyunca 2.5 gol üstü taşınacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçın. Ve e, baya bir korner çıkar. Değerli dostlar bu maçtan. Korner çıkacağını düşünüyorum bu maçtan. E, korner olacağını düşünüyorum. Sıkıntılı bir maç ama yani burada ilk yerden de kornerler çıkar. 5 korner elde çıkar büyük ihtimal. İki takım daha ataklı oynayacaktır. 5 korner 1.45 değerlendirin geçin arkadaşlar. Bu maça dediğim üzere karşılıklı gol var buçuk gol üstü arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünüyorum değerli dostlar bu maçı. Ee, bu maça bu şekilde yorum yapabiliriz. Ben yani bu maça bu şekilde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Ben 2-1, 2-1 ya da 1-1 bir ayarlı bir skor bekliyorum arkadaşlar. Ee, tarafındayım. Bayağı bir sıkıntılı yani 1-1 ya da 2-1 arkadaşlar ya da e, 2-0'da da kala bir riskli bir maç görüyorum. E, onun için ya böyle maçlar genelde üste taşınacak diye şey çok sıkıntılı oranlar arkadaşlar oranları incelediğimde. E, ama 2-1 gördüm yani bunda burada varını varını üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş kaybetmez. Çiftçisini de değerlendirebilirsin. 1.35 oranı var. Değerlendirin arkadaşlar. Ama yani bir tık Galatasaray iyi. Yani son haftalarda tabi performansı iyi arkadaşlar. Zaten son 5 maçında Galatasaray görüyorsunuz ki 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti, bir de beraberliği var. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'i saymazsak son arkadaşlar son yaklaşık 4 maçın Evet 4 maçından arkadaşlar 3 galibiyet 1 beraberlik Beşiktaş çok iyi yani form olarak istatistik olarak bakalım bu maçın ne gidişatı olarak bitecek. Benim gönlüm Beşiktaş'tan yana tabii ki kazanacağını düşünüyorum. 2.39 zorun var yani ufak bir şey deneyeceğiz ama dediğim üzere varanı üstünü değerlendirin arkadaşlar. 2 birlik bir sistem var ya Galatasaray kayacak ya da bir şey olacak yani kırmızı kart falan vesaire vermezlerse bu maçın net o şekilde biteceğini düşünüyorum. En temizli dediğim üzere arkadaşlar karşı gol var. 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, golü bir maçta çıkabilir ama gol sıkıntı yani kontrollü bir oyun. Bu kadar gol çıkmaz arkadaşlar. Bu maçta yani genelde yani 3.5'unu gördüm ama ee, zannetmiyorum bu kadar çıkacağını bu maçın. Kalabilir yani 3.5 altta da kalabilir ama 3.5 gol üstü olabilir seyirde. Maçın gidişi gidişarsın... Maçın gidişatı arkadaşlar ilk e, 5-10 dakika kendini belli eder maç, ondan sonra da zaten maç açılır arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum bu maçı. E, ya birden sıfır yani sıfır düşünüyorum. Ya da arkadaşlar e, bu şekilde düşünüyorum değerli dostlar. Bu maç baya bir beni şey yaptı. E, ama dediğim üzere karşılık gol varına yani iki buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Diğer maçta Liverpool'da arkadaşlar karşılık gol var ve 3.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar. Lütfen videomuzu emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.